Ben babadan yukarıda küçük yaşta beraber çalışıyoruz. Sonraki yıllarda babasıyla sonra çalışmaya devam ettik. Babayla beraber. Aynı. Büyüdük. Sonra ben işi öğrenmeye başladım. Kafamda çözmeye başladım. Nasıl yapılıyor? Nasıl biçiliyor? Makineyi kullanmayı. Sonra buraya aşağı geldik. Ben bununla baktım. Mikap. Öğrendim. Metre küp olarak öğren nasıl hesaplanır. 5 10 10'a 10 sürekli yapa her makinede ayrı koşullarda öğrenerek üst üstüne koyarak öğrendim ve bugünlere getirdim. Rusya nereden aklına geldi? Para var. Burada pahalı vurdum. Rusya'dan ucuz aldım diyor. Şeyde burada pahalı alacağı kereste burada pahalıymış. Rusya'ya girmiş ihale orada ucuzdu diyor. Oradan aldım geldim. Bunlar küçük yaşta babasının yanında gitti geldi işte ortaokulu bitirdikten sonra zaten sürekli bunlar babalarının yanında. Yavaşla bu geldi. Evlenme çağına gelince 20 yaşlarına falan gelince artık babaları işi biraz bunlara kaydırmaya çabaladı. Çünkü ileride bunu devamlı başında duramayacağı için mecburen bunlara bu sanatı öğretmek. Bunlar da abisiyle beraber çalıştırır. Babası, abisi bu beraber çalıştırır. Sonra babası, abisi ayrıldı. Bu babası evlendirince babası elini çekti. Ondan sonra bu devam etmeye başladı. Evlendi. Bunun iki tane çocuğu var. Onları evlendirdi. Bu Mehmet tek başına bak burada sanayi esnafı içerisinde bırak engelliyi. Normal bu yaptığı sanat hızarcılık, kerestecilik diye geçer. Hiçbiri gidip de bir işte Rusya'dan yurt dışı bir bağlantı kurup da kereste almış biri değil. Böyle bir cesarete sahiptir. Gittim işte atıyorum Rusya'dan Kökner dediğimiz Şam o kerestenin ihalesine girdi. Mamül keresteye getirdi. Burada satan arkadaşımız. Telefon. Ben bunu az veya çok bilirim. İşaret dilinden anlarım ama hiç anlamayan da yazıyla. Yazar sana gösterir. Sen yazarsın buna gösterirsin. Böyle anlaşırlar. Ondan sonra bu tek başına yalan olmaz. Bunda hile olmaz. Bunu bu harbidir. Kerestilikte bir de şu huyu vardır. Mesela atıyorum 5 lira kazanacaksa o 5 liradan taviz vermez. Helalinden kazanmaya çalışır. Yeah.